özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin biliyorsunuz aktif düzenleyicisi konumunda olan 251 vatandaşımızın katili olan FETÖ terör örgütüyle ilgili beklentilerimizi kendilerine dile getireceğim. Zira FETÖ terör örgütünün dünyada en çok faal olduğu ülkelerden bir tanesi ne yazık ki Güney Afrika. Ve bunu kendileriyle görüşeceğim. Daha önce belgeleri vermiştim. Bu defa yeni gelişmeler ışığında bunları da kendilerine vereceğim. Zira 15 Temmuz'da bizim başımıza bela olan bu terör örgütü yarın Güney Afrika'nın da başına bela olabilir. Bunu hatırlatacağım. FETÖ'nün bu toprakları kirletmesine, burayı bir üs haline getirmesine Güney Afrikalı dostlarımızın Ali Cenaplığını kullanmasına izin vermeyeceğiz. Afrika ülkeleriyle ortak çabalarımız sayesinde 2005 yılından bu yana kıta ile ilişkilerimizde gerçekten büyük mesafeler kaydettik. Ve kıtada göreve geldiğimizde büyükelçilik sayımız 12 idi. Şimdi ise büyükelçilik sayımız 41 oldu. Nereden nereye geldiğimizi göstermesi bakımından bu çok önemli. Bakınız şu anda dünyada en az gelişmiş ülkelere yardım noktasında 8,2 milyar dolarla Türkiye birinci sırada. Birinci sıra. Hep veren el olduk. Alan el değil. Allah bizleri o duruma düşürmesin. Ve veren el olmaya da devam edeceğiz.